Kadın cinayetlerinin arttığını gözlemliyoruz. Biz her ay kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verileri yayınlıyoruz. Henüz maalesef sistematik bir şekilde hala resmi bir kadın cinayeti verisi yayınlanmıyor durumda kamu kurumları tarafından. Ve özellikle son yıllarda İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildikten sonra ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bunun da tesadüf olmadığını biliyoruz elbette ki. Özellikle bu yıl son aylarda geçtiğimiz yasama döneminde hayvan katliamı yasasının çıkıyor olması, mecliste şiddet görüntülerinin oluyor olması, LGBTQ artıların hedef gösterilmesi, genel olarak sizin de söylediğiniz gibi bir şiddetin normalleştirilmesi süreciyle de karşı karşıyayız. Burada aslında şiddet sarmalını yaşayan, kendiliğinden yaşayan bir toplumdan bahsetmiyoruz aslında. Siyasi iktidar eliyle şiddetin normalleştirilmesini konuşuyoruz. Hatta bunun farklı farklı alanlardan yasal düzleme kavuşturulduğu, bu yolla da aslında normalleştirildiği, erkeklerin cesaretlendirilmeye çalışıldığı, şiddet faillerinin normalleştirilmeye, meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir tablodayız. Ve dolayısıyla bütün bunların birbirini etkilediğini de görmemiz lazım. Sokaklarda öldürülmüş sokak hayvanlarının cesetlerini görmeye başladığımızda, sokaklarda kadınların şiddete daha çok uğradığını gördüğümüz zamanlarda, aynı Arnavutköy'de sokak ortasında öldürülen Serpil Kartal kardeşimiz, Manisa'da Sudenes kardeşimizin sokak ortasında şiddete uğradığı anları hatırlayınız. Bununla birlikte kendi kız çocuğunu öldüren bir babayı hatırlayınız. Eylem ismindeki kardeşimizi öldürdü. Niye? Arkadaşının doğum gününe gitmek istiyordu bahanesiyle. Yani bunların yaygınlık kazandığını görüyoruz ve artık tesadüf olmadığı şekliyle bir günde 5 kadın cinayetinin, 8 kadın cinayetinin işlendiği haberleri bile duymaya başladık. Dolayısıyla bunların kendiliğinden olan bir şiddet döngüsü ve sarmalı olduğunu düşünmüyoruz. Siyasi iktidar eliyle bu şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığını, aslında kadınların özgürlük mücadelesinin, eşitlik mücadelesinin vardığı konum ve yerin geriye doğru götürülmesi çabası olduğunu görmek lazım. Bu anlamıyla mevcut kazanılmış haklarımıza dönük de çokça saldırılar gerçekleştiriyorlar diyebilirim. Bu anlamıyla kadın cinayetleri maalesef ki artıyor. Çünkü zaten bir tür anayasayı dahi hiçe sayan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve bütün araçları ve imkanlarıyla özellikle aile odaklı politikaları çok fazla ileri sürmesiyle karşı karşıyayız. Aile genelgesini çıkarttı, ailenin korunması, güçlendirilmesi, eylem planını bakanlık çıkarttı. Türlü türlü bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve bunların içerisinde kadın öznesini, çocuk öznesini görmüyorsunuz. Kadını ve çocuğu hiçleştirdikleri bir aileden bahsediyorlar. Erkeklerin reisi olduğu ailelerden bahsediyorlar. Şimdi bir siyasi iktidar aileyi bu kadar yüceltip öne çıkartırsa, eşitlikçi ilişkileri değil, aileyi öne çıkartırsa sonra şaşırmayalım. Yani bu cinayetlerin daha da artacağını düşünüyoruz bizler maalesef ki. Eğer biz bunu durdurmak için örgütlü bir kuvvet, politik bir kuvvet yaratamaz isek eğer, siyasi iktidarın aile odaklı politikaların sonucunda kadın cinayetleri daha da artacak, vahşileşecek ve şunu görüyoruz artık. Kadınlar kendi çocuklarıyla birlikte öldürülüyorlar. Kim tarafından? Mevcut eşleri tarafından, boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar. Bunlar tesadüf değil. İşte o erkek, o hane içerisindeki erkek, boşanma aşamasındaki erkek şunu düşünmeye başlıyor. Ülkenin en yetkililerinin ağzından aile çok önemlidir diye duyunca, benden nasıl boşanır bir kadın? Çocuklarımın annesi nasıl böyle bir şey yapar? Diyerek kadınların kararlarına saygı duymamaya başlıyorlar ve aslında devlete sırtlarını dayadıklarını düşünüyorlar. Kendilerinde bunu hak olduğunu düşünmeye başlıyorlar ve cesaret buluyorlar. Bütün bunlar bu cesaretin sonucudur diye düşünüyorlar. Evet, erkek egemenliği bütün topraklarda, tüm coğrafyalarda hakim. Patriarkal kapitalist sistem tüm coğrafyalarda hakim. Ama nasıl bir yönetim içerisinde AKP-MHP iktidarının rolü, mevcut aktüel politikadaki inisiyatifi, attığı adımlar belirleyici oluyor. Şimdi güncel bir meseleye gelelim örneğin. Narin kardeşimiz, küçücük bir çocuk öldürüldü. 19 gün boyunca kayıptı. Bütün bakanlıklar elimizden geleni yaptık, titiz bir çalışma yürütüyoruz diye dediler ama 19 gün boyunca bulmadılar Narin'i. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Çünkü hala Gülistan Doku nerede diyoruz. Yıllar geçti üzerinden. Fakat bu Narin meselesinde Narin'i sonunda bulabildik. Her ne kadar kamuoyunu, basını, muhalif basını susturmaya çalışsalar da nerede demeye devam ettik. Bütün gözümüz, yüreğimiz oradaki Tavşantepe köyünde attı. Fakat orada şunu görmüş oluyoruz. O yüce aile, kutsal aile dedikleri şeyin aslında o kadar da yüce ve kutsal olmadığını gözler önüne sermiş oldu Narin'in öldürülmesi. 19 gün boyunca gizlenebilmiş, saklanabilmiş bir cinayetten bahsediyoruz ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu diyor ki bilip de söyleyemediklerimiz de var. Tek doğru şeyi Galip Ensarioğlu söyledi diye düşünüyorum. Tek buz gibi açık bir gerçekliği ifade etti. Dostlarımız onlar diye söyledi. İsimler değişiyor ama yani köydeki o derenin, dere yatağında bulunmuştu Narin. Derenin debisini yükselttiklerinden bahsediliyor. Bütün telefon kayıtlarının silinmesinden bahsediyor. Yani aslında bir organize bir durumla da karşı karşıyayız. Şimdi organize olma hali nereden geliyor? Bu sadece bir aile ilişkileri ve diyelim ki ailenin kutsiyetiyle de bağlantılı olmakla birlikte sadece onunla ilgili de değil. Hatırlayın, ilk daha aranırken, ilk bulunduğu gün Hüdapar'ın milletvekili köylü halka konuşma yapıyordu. Ve diyordu ki bunlar Avrupa'nın kültürü, bunlar ABD'nin kültürü, bizim kültürümüzde yok böyle şeyler diyor diye bir konuşması var. Şimdi neden bahsettiğini bilmiyoruz. Neye dair bunu dediğini bilmiyoruz. Ama bir şeyleri bildiği gerçek. Ve oradaki ilişkilerin, AKP ile yakınlığı, Hüdapar'la iç içe geçmiş olan bağlarının olduğu meselesi de ortada. Orada köyde bulunmuş olan cephanelikler olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu tür kapalı topluluklar içerisinde çocuk istismarı, çocuk kayıpları ya da diyelim ki başka sebeplerle işlenmiş olan cinayetlerin, kadına yönelik şiddetin üzeri çok kolayca örtülüyor. Tarikat ve cemaat yapılanmaları içerisinde de olduğu gibi. Çünkü kadın savunmasız olarak toplumda görülüyor. Aynen öyle. Hem toplumda savunmasız olarak görülüyor hem bu kimi dini gruplar içerisinde ya da diyelim ki farklı cemaat ve yapılanmalar içerisinde üzeri kolay örtülür bir hale getirilmiş durumda. Burada benim yine umut olduğunu düşündüğüm şeylerden biri şuydu. Bütün köy sessiz kaldı dediler. Bütün köy sessiz kalmadı. Evet, susturuldu belki birçok kadın, birçok insanlar susturuldu. Belki tehdit edildi, detaylarını bilemiyoruz. Ama bir röportajda bir anı hatırlatmak isterim size. Bir kadın bütün köylülere, yani kendi akrabalarına seslenerek dedi ki gidin konuşun, yalan konuşun hepiniz diye dedi. Ve yumrukla susturuldu. Yani düşünün nasıl bir baskı altında bir yaşam var o köyde. Ve sadece o köyle ilgili bir mesele de değil bu elbette ki. Ülkenin dört bir yanında binlerce çocuğun kaybından bahsediyoruz. TÜİK verilerinde yazıyor. Ama Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı çıkıp diyebiliyor ki bu veri doğru değil. Yani aklımızı alay ediyor durumdalar. Toplumun sorgulama yeteneğiyle, bilinciyle dalga geçiyor durumdalar. Ve Narin konusu konuşulmaz sandılar. Üzerine çok kolay kapatabileceklerini düşündüler. O kadar kolay olmadığını gördüler ve ben bir kez daha ifade etmek isterim. Çocukların kaybedilmesi, kadınların şiddete uğraması böyle üstü örtülebilecek, karartılabilecek bir mesele değil artık bu topraklarda. Çünkü bu toprakların mücadele edenleri bu konuların üzerine çok gidiyoruz artık. Ve toplum değişti artık. Onlara rağmen toplum değişti. Şimdi bu durumu geriye döndürmeye çalışıyorlar. Bu çabanın nafile olduğunu söylemek isterim. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Özellikle Narin meselesiyle ilgili, Kürt ile ilgili olarak. Hatırlayın, Diyarbakır'da kafelere, havuz alanlarına, dans edenlerin olduğu park alanlarına saldırılar gerçekleştirildi. Şimdi isteniyor ki bunlar böyle bir topluma korku salsın diye istenildiği apaçık. Bir kafeye saldırı gerçekleştirenler tutuklanıp, gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldığında tekrar aynı yere saldırıyor olması devletten bağımsız bir şey olabilir mi? Ya da bu ilişkilerin içerisinde ne vardır? Bunların açığa çıkartılması gerekir. Bu konunun Tavşantepe köyündeki koca bir köyün işin içine dahil olduğu bir örtbas meselesinden ayrı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Hüdapar'la kurduğu ittifak meselesine, o ittifaka dahil olmasını Türk siyasetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı en önemli stratejik adımlardan biridir. O bölgede muhafazakarlığı yeniden hayata geçirecek, gün yüzüne çıkartacak olan bir durumdur bu diye demişti. İşte bunları görüyoruz. O yüzden o bölgedeki bir özgürlük mücadelesine karşı, toplumun yeniden dizayn edilmesine karşı, ilerlemenin, gelişmenin, modernleşmenin karşısında yeniden muhafazakarlaşmaya yönelik gerici politikaların, dinsel baskıların hayata geçirilmeye çalışıldığı bir tabloyla karşı karşıya. İktidarın hem cezasızlık politikası hem de bu cezasızlık meselesinin kimlerle ilgili kullanıldığını da görüyorsunuz. Çifte standart bir yargıyla karşı karşıyayız. Ama bir kafeye yapılan saldırı sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılabiliyor başka failler. Kadınlara şiddet uygulayanlar, cinsel saldırı gerçekleştirenler, çocukları istismar edenler bir cezasızlıkla karşı karşıyalar ve sıyrılabiliyorlar bu suçtan. O yüzden suçun ne olduğu tanımı da bu siyasi iktidara göre, siyasi iktidarın yargıyı yönlendirmesine göre değişmiş durumda. Cezasızlık da bunların bir sonucu diye düşünüyorum. Şimdi bu siyasi iktidarın son dönemde öne çıkardığı 1,5 yıldır aile odaklı politikalar var. Ve bunu hayata geçirirken Cumhurbaşkanı ailenin korunması, güçlendirilmesine ilişkin bir aile genelgesi çıkarttı. Sonra bakanlık, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin eylem planını açıkladı, vizyon belgesi açıkladı. Yani neler yapacağını detaylı bir şekilde anlatıyor. 81 ilde aile şuraları gerçekleştirildi. Bakın, her gün kadınlar öldürülürken kadın cinayetleriyle ilgili böyle seferber olmayanlar ailenin korunması için seferber oldular. Sonra ne yaptılar? Adalet Bakanlığı'nın sık sık aile okulunu sil baştan ele alacağız demesiyle karşılaşıyoruz. Burada aile koordinasyon kurulu kurduklarını ifade ettiler. Bu koordinasyon kurulu Adalet Bakanlığı'nın akademisine bağlı. Adalet Bakanlığı'nın akademisi ise AYM kararıyla iptal edilmiş bir kurum. Şimdi burada amaç bir, medeni kanundaki kazanmış olduğumuz eşitliğe ilişkin haklarımızın, laikliğin ortadan kalkmasıyla ilgili ya da törpülenmesiyle ilgili hamleler atacaklarını öngörmek hiç zor değil. Kadınların soyadı tercihiyle ilgili AYM kararını tanımamaları da bunun bir sonucu diye düşünüyoruz. Dönem dönem medeni kanunla ilgili sil baştan ele alacağız diye olmaları da bu politikaların sonucu. Ailenin korunması, güçlendirilmesi derken şimdi koca 200 küsür sayfa bir metin var. Bakanlığın raporu. Neler yapacaklarını anlatmışlar. Ailenin korunması, güçlendirilmesinden bahsediyorlar. Ama bir kelime bile kadına yönelik şiddet geçmiyor. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir ilişkilerin sağlıklı olabilmesini sağlayacak olan şey çocukların, kadınların eşit bir şekilde o hanelerin içerisinde yer almasıdır. Sağlıklı ilişkileri sağlayacak olan, sağlıklı aile diye tanımlıyorsanız da aile ilişkisinde tanımlayacak olan şey budur. Ama buna yer vermezseniz erkeğin reis olduğu hanelere kadınların ve çocukların ve ileri yaş kuşağındaki bireylerin tabi oldukları, erkeğin reis oldukları aileyi tanımlamak anlamına geliyor. Başka neyi içeriyor bu vizyon belgesi? Her aileye bir danışman atayacağız diyorlar. Şimdi bu danışman, mesela benim iradem dışında mı danışman atayacaklar? Aile kime aile diyecekler? Ben arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum örneğin. Bana da mı aile danışmanı atayacaklar? Bu aile danışmanları kimlerden oluşacak? Çok sorular barındırıyor. Ve biz biliyoruz bu siyasi iktidar mahallelere kadar irşat büroları açmış durumdalar. Oralarda görev alan din görevlileri var. Bakın eğitim sisteminde ÇEDES protokolünü hayata geçirdiler. Bir tür din odaklı bir sistemi hayata geçiriyor. Biz bir seferberlik başlattık. 6284'ü biz yazdık, biz uygulatacağız. Kimseden bir beklentimiz yok artık. O yüzden kendi özgücümüzle 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması için bütün kadınları seferberliğe çağırıyoruz. Bu davaları birlikte takip edelim. 6284 kapsamındaki haklarını bilmeyen hiçbir kadın kalmayana kadar elimizden geleni yapalım. Bütün kentlerde örgütlenelim. Bir kadın şiddete uğradığı zaman, bir yere başvurduğu zaman hani o kadını geri döndürüyorlar ya, geri döndüremesinler, yanında bizi görsünler karşılarında. 6284 gibi, kapı gibi anahtar niteliğinde bir kanunumuz var. Bunu uygulamayan, ihmali bulunan bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını sağlayalım birlikte. Serpil Fındık'ın ölümünde payı olanlar nasıl yargılanıyor şimdi? İşte aynen öyle. Ferdane Çöl'ün ölümünde ölsen de kurtulsak diye polis memurlarını nasıl yargılattıysak, Dönen'in ölümünde parmağı olan, ihmali olan herkesin yargılanmasının da bütün cinayetlerdeki ihmali olan her kamusal mercinin, makamın yargılanması ve hak ettiği cezayı alması için de bizzat bu sürecin takipçisi olacağız. Bu yüzden de 6284 seferberliğine bütün demokratik kamuoyunu ve kadınları katılmaya davet ediyoruz.